Ayşen Şahin, 16 Temmuz 2023, Evrensel Konfüçyüs Dövmesi En son ne zaman işini severek yapan birini gördünüz? İşini tutkuyla yapmak, severek yapmak, keyif alarak yapmak, işine değer katmaya çalışmak, işine saygı duymak, bir uzak ülkede kaldı gibi. Ne diyordu Konfüçyüs? Sevdiğiniz bir işi seçin, böylelikle hayatınızda bir gün bile olsun çalışmak zorunda kalmamış olursunuz. Asgari ücretin açlık sınırıyla yarıştığı, eğitimin tamamen sınıfsallaştığı, yeteneğe göre değil çevreye göre mesleklere yerleşildiği memleketimizde ağzı büzüşe sıca konfüçyüz. Geçenlerde tamir gereken ayakkabılarımı topladım, önünden geçerken gözüme çarpan bir ayakkabıcıya götürdüm. Hep götürdüğüm bir yer vardı aslında ama son zamanlarda o tamir olmaz, bu tamir olmaz diyerek beni hep geri gönderdiği ve yapabildiği tüm tamiratları da zaten tutkalla yaptığı için ona gitmek istemedim. Yeni ayakkabıcıya girince içeride kocaman büyük bir zımpara makinesi karşılıyor. Karşısında beyaz bir masa, arka tarafta bekleme odası yapmış, vantilatör, televizyon, bir kanepe, iki koltuk. Ayakkabı tamircileri kauçuk, kösele, deri ve maalesef ekseriyetle kötü kokar. Burası güzel kokuyor. Oda parfümü var sanırım. Altı pabuç götürmüştüm. Hepsi önce bir incelendi. İki tanesi tamire değmeyecek kadar yaşlanmış ve kalitesiz bulundu. Değmez dedi. Diğerleri için işlemleri anlattı. Kalan ömürleri için tahminde bulundu. Ömürlerini ne kadar uzatabileceğini belirtti. Tamir için süre verdi. Bir de kart kartvizit. Uğramadan önce arayıp teyit alırsınız dedi. Öyle bir tamir etmiş ki yepyeni olmuşlar. Dört ayakkabının tamir bedeline belki yeni bir tane alırdım ama kararımdan pişman olmayacağım kadar iyi halde teslim etti. Bundan sonra bir yıl içinde tamir gören yerlerden yeniden hasar alırsa ücretsiz bakılacak. Bir deftere kaydı yapıldı pabuçların. Neresine ne işlem yapıldı diye yazıldı. İçlerinden biri içine sinmemiş, acele etmesem iyiydi diyor. Yakında yeniden dikişleri atabilirmiş. Ona özel not düşüldü. Öz eleştiri veriliyor. Sorumluluk alınıyor. Etkilendim. Söyledim de yüzlerine. Uzun zamandır hiçbir işte kalite görmemiştim. Helal olsun elinize sağlık diye. Bizimki de bir zanaattır. Ben kulağım iyi çınlasın isterim dedi ayakkabıcı. Ne diyordu Confucius? Kendisini eleştirebilen insanlar doğruyu ve güzeli bulma konusunda daha şanslıdırlar. O zamanlar sosyal medya icat olunmamıştı tabii. Eleştiri yapmayı bilmeyene öz eleştiriyi gel de öğret bakalım sıkıysa aslanım Confucius. Sonra seyahate çıktım. Başka bir ülkede bir belediye otobüsüne bindim ufak bir şehrin neredeyse çoğunu dolaşan ve virajlı dağ yolundan tepedeki turistik sarayda son durak yapan bir güzergahı var. Şoför her binene turist olup olmadığını sordu. Ne kadar otobüs kullanacak, hangi bilet kendisi için avantajlı, nasıl ödeme yapabilir bıkmadan gülerek anlattı. Yolda durakları, yolda başımızı çevirerek görebileceğimiz şehrin güzel yerlerini, tarihi yanlarını anons etti virajlarda endişelenmeyelim diye bize acemi olmadığına dair şakalar yaptı ve son durakta otobüsten inerek evinden uğurlar gibi yolculara el salladı. Binerken herkesin yüz ifadesi farklı farklıydı. İnerken herkes gülümsüyordu. İşini gerçekten severek yapan tek kişi bir otobüs insanı mutlu etmeye, hayat kalitesini artırmaya yetti. Kendi adıma öyle hasretmişim ki güler yüz ve ilgi görmeye. Bir kelime kararını, bir duygu hayatını, bir insan seni değiştirebilir diyordu Konfüçyüs. Burada haklı, bir doğru kelime, bir iyi his insanın attığı adamın hızını bile değiştirebiliyor. Ama bizde bir adamın bir kararı, ruh hali, ikbali, bir kelimesi değiştirebiliyor tüm hayatımızı. Neyse yeri değil şimdi, meslekler diyorduk, işlerimiz. Kötü öğretmen bir çocuğun eğitimden kopmasına sebep olur. Kötü doktor hastasının hayatına, Saymaya gerek var mı? Depremde en ağırını yaşadık işte. İşini iyi yapmamanın nelere mal olacağını bir kez daha. Mimarından müteahhidini, belediye görevlisinden imar yetkilisini, usta başından inşaat işçisine, beton karıcıdan tuğla üreticisine, herkesin sorumluluğu olmalı işine. İşini tutkuyla yapan avukat Can Atalay cezaevinde, işine değer katan şehir planlamacı Tayfun Kahraman cezaevinde, işine kendini adamış mimar mücella yapıcı cezaevinde, iyi sinemacı, gazeteci, akademisyen, hak savunucusu, siyasetçi, muhalif içeride cezalılar. İşlerini iyi yapmaktan mütevellit bir takım bahaneler üzerine tutuklular. Birileri işlerini iyi yapmadığı için yargı, devletin hazinesi adalettir diyor Confucius söylemeyi unutmuş ya devleti yöneten kendi elleriyle yıkmaya kalkarsa adaleti nasıl bir nasihat yazalım onlara geçenlerde karşıma çıktı belki görmüşsünüzdür Meksika'da otobüs şoförleri yanlarından bir otobüs hızla geçtiğinde bisikletli ne hissediyor anlasınlar diye bir eğitime tabi tutuluyorlarmış bir sabit bisiklet var onu pedallıyorlar tam yakınlarından meslektaşları son sürat geçiyor hepsinin yüreği ağzına geliyor bisiklet sabit olmasına rağmen. Bundan sonrası empati. O korkuyu yaşayan bir daha başkasına yaşatamaz. Tehlikeyi en iyi yaşayan hisseder. Hani diyor ya Konfüçyüs. Öğrenen ancak düşünmeyen bir kimse kaybolmuştur. Düşünen ancak öğrenmeyen bir kimse tehlikededir. Bundan da öğrenmeyen zaten yapmasın artık o mesleği. Herkes onunla tehlikededir. İşte o videodan aklıma geldi. Keşke bazı mesleklerde atama koşulları öyle eski usul sınav mülakat olmaktan çıkarılsa. Mesela kolluk kuvveti olmak için önce beklemediği anda gaz sıkılıp suratına bir de yerde ters kelepçeyle uzun saatler beklemek gerekse. Yani yüreği bu sınava yeten başvurabilse mesleğe. O hissin ne olduğunu bilerek geçse vazife başına. Mesela yargıç olmak için şöyle bir koşul olsa isim yerine mahlasların olduğu bir davayı göreceksin. Verdiğin kararı Adalet Bakanlığı'na bağlı kıdemli hakimler inceleyecek. Karar adilse hakimsin, karar adil değilse geçemezsin. Bu davalara konu isimler herkes olabilir. İktidar yanlısı, aileden biri, yakın arkadaş, fakülteden hocan hatta. Atanmadan önce son bir iş ahlak sınavı. Bu riski alıyor musun? Meslek ahlakı damarlarına işleyen ancak kabul eder böyle bir sınavı. Sonrasında da kasten yanlış karar verdiği delille ispat olunan hakim verdiği cezanın misliyle yargılanacak olsa mesela. Ne diyordu Konfüçyüs? Dürüstlere değer ver. Onları çarpıklıkların üzerinde tut. Böylelikle çarpıklıkların düzelmesini sağlayabilirsin. Dürüstleri tutukla demiyor adam, değer ver diyor. Neyse ne bilsin o zamanlar yıl milattan önce 500'ler daha deprem ülkesiyiz yani. Keşke büyük simülatörler üretilse de müteahhitlere kendisi içindeyken binanın suni olarak 8 şiddetinde sallanması testi yapılmadan evleri satmasına izin verilmesi. Yani yapabilecekse yapsın. 8 şiddetinde zelzeleyi kendi döktüğü betonda hissetmek için ya para hırsından kör olmak gerek ya da işini gerçekten iyi yapmak. Bildiğini bilenin arkasından gidiniz. Bildiğini bilmeyeni uyarınız. Bilmediğini bilene öğretiniz bilmediğini bilmeyenden kaçınız diyor yani ya Konfüçyüs. Baktık bilmediğini bilmeyenden kaçamıyoruz, kendisini kendisine maruz bırakmış olurduk böylece. Hatta belediye başkanı seçilecek kişi suları akmayan bir evde bir hafta, çöplükte üç gün, trafikte 24 saati toplu taşımada geçirmek zorunda olsa, vekiller seçildikten sonra iki ay asgari ücret dışında paraya dokunamasa da sonra bütçe görüşmeleri başlayabilse taksici olabilmek için önce mesleğin icra edildiği şehrin sokakları ve semtleri hakkında sınava girilse, iletişim becerilerinden teste tabi tutulsa, her yönetici atanmadan önce iş yerindeki tüm başlangıç pozisyonlarında birer ay geçirmek zorunda olsa vesaire vesaire. Konfüçyüsün de dediği gibi, eğer halk yasaklarla yönetilir ve cezalarla yola getirilmek istenirse, onlar kendilerini cezalardan kurtarmaya çalışacak ve bundan hiç utanç duymayacaktır. Eğer onlar erdemle yönetilir ve eğitimle yola getirilmek istenirse, utanç duyacak ve böylece iyi olmaya çalışacaktır. Semptlerden birine utanç adı verelim. Cümle içinde kullanırız. Utanç sadece bir semt adı olmuş. İşler senden sonra çok değişti be Confucius. Bugün pazar. İçimde böyle sanki ülkeyi bir kara tahta gibi silgiyle silip yeniden yazabilecekmişçesine tatlı bir umutla keşkelerimi yazasım var. Rica ederim alayı almayın. Bakın diyor ki Konfüçyüs, insanların umutlarıyla oynama, belki de sahip oldukları tek şey odur. Yaşadığımız gerçekliğin üzerine düşünürken, tecrübeleri, nasihatları, olmazları, ezberleri bırakarak düşünmek iyi bir spor zihin için üstelik keyifli haz veriyor insanı sipariş iddianame yazan savcıların başka bir düzende yaşayacağı kalp çarpıntısını düşünmek. Düşünmeden öğrenmek kaybedilmiş bir emektir. Zaman kaybetmektir diyor Confucius. Yaşadığımız her şey bir tecrübe, bir öğreti. Üzerine düşünüyor muyuz yeterince peki? Birinin kolunda boydan boya bir dövme gördüm. Anlamı nedir diye sordum. Başka dilde yazdırmış. Confucius'ten. Ya bir yol bul ya bir yol aç ya da yoldan çekil. Bu vesile konfüçyüs okudum biraz. Yeterince dayağını yedim. Belki bir dövmesine de ben niyetlenirim. Bu pazarın hikayesi budur. Konfüçyüs der ki, Üç büyük tehlike. 1- Akıllı insanların duygusuz oluşu. 2- Duygulu insanların etkisiz oluşu. 3- Etkili insanların akılsız oluşu. Belki de sadece bu son üç maddeyi eklemek için bir sayfalık bahane arıyorumdur. Ayşen Şahin